altında olmayacak. Bak bir haftaya derbinin ödül kartı daha artacak. Derbi şampiyonluk yolunda senin için kırılma maç olur mu? Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda son şansı olur mu? Biz şu anda bu maçta 2 puan kaybettik. Bu maç bitti. Toparlanıp salı günü kupa maçımıza ona hazırlanacağız. Daha sonra diğer maçlara hazırlanırız. Şimdi geleceğim. Ona geleceğim. Manisa Spor maçı çok enteresan verdiği bu cevap ama. Kenan abi bugün, bak Kenan abi bugün sinirli. Bir puan kaybetmiş. Ona gelmeden önce Sinan abi bölmemek için söylüyorum. Elimde bir şey var şu anda. Benim hafta içerisinde TV8'de gel konuşalım da. Bizim Hakan, evet, Hakan'la Seda Akgül'ün magazin programı. Hakan Ural kardeşim. Hakan Ural abi mesela. Kan kardeşim buradan öpüyorum Hakan Ural'da. Şöyle bir şey var Sinan abi, onların programında. Dinledim, Oğuzhan Özyavuk, oyuncu sevgilisi Demet Özdemir'i kandırmak için kendisine Real Madrid'den teklif geldiğini ve Madrid'e taşınacağını söyledi. Demet ve arkadaşlarının buna inanmayıp dakikalarca gülmesine bozulan Oğuzhan nokta nokta adlı mekanı sinirle terk etti. Ya ben bunu magazinde dinledim. Hakanların programında. Sabah TV8'de çok güldüm. Evet. Hakan doğru mu diye. Ben de dinledim. Vallahi doğru ben de dinledim. Dinledin mi? Doğru ben mu de diye. Dinledim. Hakan abiye mesaj attım hatta. Hakikaten doğru mu diye Hakanların programında. Şimdi bana atmış aklıma geldi. Şimdi abi bu doğru mu diye. Burak Gürkan diye bir çocuk bana atmış. Abi ben bu doğru de mu dedim. Vallahi bilmiyorum. Oğuzhan'a sormak lazım. Zannetmiyorum doğru olduğunu. Yok ya. Yani espridir. Espridir. Yani Oğuzhan'ın kalkıp da böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Sinan abi. Şimdi muhabir arkadaş diyor ki, kim soruyordu arkadaşlar? Habertürk muhabiri. Evet. Habertürk muhabiri arkadaşımız soruyor. Diyor ki, Habertürk'ten bir arkadaşımız, bağışlasın ismini bilmediğim için. Habertürk'ten muhabir arkadaşımız, tamam, gazeteci arkadaşımız diyor ki, hocam diyor haftaya diyor Galatasaray derbisi var diyor. Önde mesela. Şöyle de böyle diyor ki, ondan önce diyor Manisa Spor'la Türkiye Kupası maçı var diyor. Ben Manisa'yı küçümsemiyorum. Çok büyük bir takım, önemli bir takım. Şenol abi. Ha, pardon, bizim sorumuz Ertan soruyor. Şenol Ertan abinin sormuş. Özür dilerim ben biliyorum abi, anladım. Şenol abinin sigorta atmış sesini görüyorsunuz. Tipini yüzünü. Sigorta atmış yüzünü görmüyor musun? Sinirli. Abi normal sinirlenme. Yani puan çıkaracağı yerden diyor ki ben yani zayıf yeni Malatya takımına puan kaybetmemem lazım. Puan kaybetmemem lazım. Anladın mı? Buradan puan alamamış. Kötü oynamış. Ondan dolayı onun üzüntüsü var belli. O gitmiş orada sigorta sinirli yani. Tuzsuz eder önüne görme Şenol abi. Sinan abi futbol adamısın. Yıllarca top oynadın. Ne oldu lan? Ne oldu ya? Niye güldün? Ne oldu? Niye güldün? Hıçkırdı. Sigortaya mı güldün? Hıçkırdın. Kameraman arkadaşımız hıçkırdı. Çok yaşa. Sinan abi. Hıçkırdan çok yaşa deniyor. Allah ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin. Sinan abicim şöyle bir şey var. Şimdi çok yanlış bir savunma şekli değil mi sizce? Bahane değil mi? Beşiktaş'a karşı takımların, bütün takımlar kapanıyor. Normal abi. Kapanacak tabii. Normal, gücü yetmez puan ki almak için. Ben de Malatyaspor'un teknik direktörü olsam. Sen şimdi Mike Tyson'la boks maçı yapsan kapanmak ne yapacaksın? Kapanmak mı? Ringden atlarım vallahi aşağıya. Mike kapanması. Tyson'la sen şimdi boks maçı yaptığın zaman ne yapacaksın? Gel baba mı diyeceksin? Ne diyorsun Sinan abi? Kapandıkça kapanırım. Gel baba diyeceksin, gel baba diyeceksin. Tabii ki. Kapanacaksın, gardını alacaksın. Aynen öyle. Açık kollayacaksın. Beşiktaş'a karşı da bu şekilde oynuyor. Bir de kimse kusura bakmasın. Beşiktaş'ın bugün 90 dakika pozisyonu yok. Malatyaspor 4-5 tane pozisyon baba buldu. Şenol abi. Bugün Malatya kapandı, mapandı falan filan değil. Hikaye. Ben sana söyleyeyim. Baba bak kızlara bak. Ay benim kardeşim. Buna bizim Buse değil mi bu? Müge mi? Buse. Müge ile Buse. Bak bizim. Müge ile Buse çok selamlar. Ulan bu güzel kızlar kim diyorum. Bizim Buse ile Müge Dilek programlar müdürümüz Ankara'da. Buse de spiker bizim kızımız burada. Bizi seyrediyorlar. Şimdi bak. Ronaldo'nun Bursa'daki fitness hocası Oğuzhan Yıldız demiş ki, tweet atmış, Türkiye'nin tartışmasız en iyi futbol programı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Oğuzhan bir tanesi. Allah razı olsun. Bir şey söyleyeceğim Ertem. Şimdi bak. Neydi lan? Şenol Hoca. Şenol kapanan abi takımlar. Şenol abi sigortası atmış. Neydi lan? Çok güzel. Sen de bizim bir caps var ya. Hani Sinan abi ya Park 8 mi oldu diyorsun ha. Herkes biliyor. Bunu yapmışlar Galatasaraylılar. Onu gezdiriyorlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Bak onu yapıyorlar bazen çocuklar bana değmeden gösteriyorlar. Bir şey söyleyeyim bak Ertuğrul Beşiktaş var ya diyorum. Bir şey söyleyeyim diyorum. Şimdi Şenol abi hiç bugün bahane uydurmasın. Bugün Beşiktaş takımı çok kötüydü. Normal hafta içinin yorgunluğu. Normal. Normal. Aynı. Hiç uzatmayalım. Beşiktaş bugün bir puan hak etti mi dersen hak etmiştir diyeyim. Malatyaspor'da hak etmiştir. Her iki tarafında bir puan hakkıydı. Aynen. Ertemciğim. Ben heyecanlandım. Van Persie antrenmana çıktı dedin. Orada heyecanlandım. Ama ondan önce bir görüntü var.
şu Beşiktaş Galatasaray derbisinin ne olur? Beşiktaş Galatasaray anketini getirir misiniz? Ne olur bir ekrana. Aa bir dakika. Malatya Türküleri Fikret Orman şark köşesinde. Hakikaten mi? Fikret Başkan onu vermedik arkadaşlar. Bir ekrana gelsin. Fikret Başkan şark köşesi hazırlamışlar. Seni de götüreceğim Malatya'ya Sinan abi. Başkan bekliyor seni. Ne çok bekliyor güzel. Abi? Nerede bizim kayısılar, mayısılar? Orhan, Burhan. O suçlu şeyler, cevizli sucuklar. Sana hazırlıyorlar. Cevizli ne, sucuklar, ne Ertem, pestiller. Ne hazırlıyorlar? Nerede? Geçen haftadan beri hazırlıyorlar. Nerede Orhan, ya. Burhan? Ama nedenmiş biliyor musun Sinan abi? Yiyorum bu hafta abi. Bu hafta tamamen böyle bölge bölge gezmişler. Ondan dolayı söyledi. Ben unuttum sana söyleyeyim. Yiyorum biliyor musun? Orhan Atak, Burhan Atak. Bak Sinan abiye kutu lazım. Orhan Atak, Burhan Atak hayatta gelmez. Nasıl gelmez? Vallahi gelir. Hiç gelmedi. Vallahi Mustafa abi. Yok bak, bu abi nerede ya? Bıraksın bu işleri abi. Burhan Atak yollayın tamam mı? Bak geliyor bu hafta geliyor. Şimdi Sinan abicim Fikret Başkan'ı bir görelim mi? Dinleyelim abi. Dinleyelim. Hadi bakalım. Memleketim misafirperverliği. Malatya'yı da özledim. Malatya Türküleriyle. İnanılmaz bir misafirperverlik. Çok güzel bir misafirperverlik yapmışlar evet. Ama kayısılar alalım biz. Malatya'ma selamlar buradan kayısı Türkülerle. Kayısı sucuklu cevizdir. Yumuşacıktı artık senin bana kendine söz veriyorum. Küçük. Yumuşacıktı biliyor musun? Hepsini yedim. Şekerim var bir de hepsini yedim. Ayşe diyor ki bana hırsız gibisin diyor. Seni Malatya'ya götüreceğim. Hırsız gibisin diyor. İniyorsun aşağı diyor. Gizlice alıyorsun gidiyorsun diyor. Hırsız gibi yiyorum. Ne yapayım ya? Seviyorum ya. İşte Ayşe ablamla seni Malatya'ya götüreceğim işte söz alayım. Veriyorum. İnşallah. Evet sevgili seyirciler Malatya Türküleri Malatya'ya memleketime hemşerilerime buradan sevgiler. Çok selam buradan Malatya'da. Ben Van Persie'yi duyunca heyecanlandım. Sinan abiciğim. Yaşıyor mu kardeşimiz? Ondan önce şunu seyredelim mi? Van Persie ha derbi. Derbi. Beşiktaş Galatasaray derbisi sizce nasıl sonuçlanır? Beşiktaş kazanır %38.2. Galatasaray. Ben bu bizim Beşiktaşlara inanamıyorum ya. Abi bu sosyal medyada abi inanamıyorum ya. Avrupa Fatih diye anket yapıyorum. Az çıkıyorsunuz. Ya Beşiktaşlar şu voleye yükleniseniz ya. Sana. Ayıp be sonra benim bunları kesip bana önüme atıyorlar biliyor musun? Al senin Avrupa Fatih diyorsun diye buyur. Abi bakan hazır olsun. Beşiktaş Galatasaray derbisi sizce nasıl sonuçlanır diyorsun. Beşiktaş'ın kendi sahasında Galatasaraylı ya. İnanılır gibi değil. Bak sana şu söyleyeyim mi? Hatırla burada geçen hafta Abu Bakar mı Cenk dedim de hepiniz Abu Bakar dediniz. Evet. Ders verdi Cenk işte. Porto maçında. Oynadığı oyunu gördünüz İyi değil mi? İyi insan lafının üzerine gelirmiş. Kim geliyor? Abu Bakar maçtan sonra bir üçlü çektirdi gördün mü? Yok. Görelim mi? Görelim. Hadi bakalım. Ha, gördüm canım. Verebiliyor musun? Tabii tabii veriyoruz. Ver bakalım. Özlem sağ olsun. TV Bu'dan sağ olsun. Bize çok ben destek oluyor, yardımcı oluyor. Ayşe, sağ olsun. Ayşe Estetin orada gördüydüm. Özlem Hanım'la tanıştıydım. Hı. Sonra ben lokantada gördüm. Ya sen de Ertem'e dedi beni söylemişsin dedi. Böyle böyle tanımadığını. Vallahi ablacığım unutuyorum ben dedim. Ben yaşlıyım ben dedim. Unutuyorum dedim. Ayşe Estetik. Rahatlığa bakın. İşte biz inşallah ne zaman bu seviyeye geleceğiz? Bak. Porto'nun futbolcusu kaybetmiş, yani puan kaybetmiş, gelmiş, hedefinden uzaklaşmış. Geliyor, Porto'nun futbolcusu Beşiktaş taraftarının burada, biz yapsak, bizim bir futbolcumuz aynı yapsa bunu falan idam ederiz biliyor musun futbolcuyu arkadaşlar? Yani bizim, bizde oynayan bir oyuncu bu şekilde yapsa idam ederiz. Rahatlığı görüyor musun? Orada futbolcu gidiyor, üçlü çektiriyor, bilmem ne yapıyor falan. Bak, şimdi... Konsesya bu da zamanında çok iyi futbolcuydu. Evet, evet. Bak şahane, şahane konuşuyor bak ne kadar rahatlığa bakın. Yani arkadaşlar inşallah biz de bir futbolun oyun olduğunu, eğlence olduğunu ve inşallah bu seviyelere geleceğiz. Hem burada bizim yapacağımız insanca yorumlarla da veya Türkiye'de her yorumcuların yapacağı insanca eleştirmek, yorum yapmak eleştirmektir. İnsanları yön vermektir, yönlendirmektir camiaları. Ben sözlerin başına da söyledim. Futbolcu arkadaşlarımızla karşılaşıyorum. Bazı arkadaşlarımızla karşılaşıyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğrularıyla söylüyorsun. Doğrular. Çünkü niye tecrübelerimiz yaşadıklarımıza göre. Biz de hep masanın öteki başında oturduk. Yıllarca beyaz ekrandan biz de eleştirildik. Duymak istemediğimiz, canımızı acıtmayacak şeyleri insanlara söylememeye. Ama eleştiriyoruz. Eleştiriyoruz ama hakaret yok. Evet. Yön vererek. Şimdi bakın şu adamın rahatlığına bak. Kaç puanı var Porto'nun? İkinci. İkinci. Evet. İkinci. Hedefinde mi? Belki yenemezse gidemeyecek. Tabii. Değil mi? Ama muhtemelen geliyor. Bak. Şimdi bizde bir teknik direktör bunları yapasa bunları yapasa abi paramparça yaparız biliyor musun? Sinan Engin'e tarihi soru şu. Yardımcım, kariyer arkadaşım, beraber yürüdüğüm arkadaşım, çok sevdiğim ekibimden Onur Yıldız dedi ki Malatya Spor maçını izlerken Mario Gomez birinci forvet Cenk, ikinci forvet Beşiktaş şampiyon. Ve çok gol atıyor. Abu Bakar birinci forvet, Cenk Tosun ikinci forvet.
Beşiktaş şampiyon ve Beşiktaş çok gol atıyor. Cenk Tosun birinci forvet. Beşiktaş gol atamıyor. Sıkıntı yaşıyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Ama bu seneki tempo çok yüksek. Acaba çok iyi bir golcü mü alınmalıydı? Hayır, Negredo bence gerekli şansı alamıyor. Bence daha fazla süre almalı. Anladım. Bugün tam sırası. Negredo, Lensler ne zaman oynatacaksın Şenol Hocam ya? Öyleydi. Ya şimdi Şenol abi bunların maçta oynatmayacağını ne zaman oynatacaksın? Bu tip maçlarda oynatacaksın abi. Yorgun bir haftanın arkasından eğer Lens'i Yeni Malatyaspor veya Karabük veya Gençler Birliği bu tip maçlarda kullanmayacaksan 17'yi versene. Onlar da bu seviyede oyuncu değilse baba Ocak'ta yollayın bunları o zaman. Yani Lens'i falan o zaman yollayın. Ama ver şansı abi. Bırak oynasınlar. Ha hafta içinde maç oynamamışsın. Şimdi derbide oynat demiyorum ki ben sana bunları. Derbide en baba 11'ini çıkar. Bugün zaten 3 gol atsaydı Negredo yine derbide Cenk Tosun oynayacaktı. Tabii. Sinan abi, Ertem. Cinyak ismini ortaya duydum, atmıştın. Sonra bütün medya, bütün belli basın değil, herkes konuştu. Şu an Beşiktaş'ta Meksika'da oynuyor. Belli değil. Beşiktaş'ta şu an hiçbir şey belli değil. Hiçbir Vida'nın şey belli dışında hiçbir net transfer yok. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi Sinan abi? Vida zaten, Beşiktaş şu an zaten gol yemiyor. Ertem'im, bak bugün lazım oldu. Ertem'im, bak şu çok önemli. Ocak ayının içinde her an her şey olabilir. Ummadığın takım ummadığın transferi yapar. Doğru. Hiç transfer yapıyormuş gibi görünmezsin. Tak transfer yaparsın. Onun için hiç belli olmaz. Beşiktaş Cinyak'ı getiriyor mu bilmiyorum. Var, yazılıyor, çiziliyor. Sormadım. Ama Vida'yı biliyorum. Evet. Vida anlaşıldı. Vida'yla ben de çok benim Van Persim nerede kardeşim? Belirtmek istiyorum. Vida'yla ilgili bir fotoğraf var. Beşiktaş emin olabilir. Beşiktaş taraftarlar emin olabilir. Vida Beşiktaş'ta. Sevgili seyirciler, tekrar söylüyorum. Program başından beri. Ne olur kusura bakmayın. Ara ara kesiyorum. Ama çok önemli. Buradan Ankara halkına, başkentteki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hacettepe Hastanesi'nde yatan bir uzman çavuşumuzun sürekli geliyor mesaj bana. 5 aylık kızı için acil 18 ünite 0 RH negatif kana ihtiyaç var. İrtibat kızımızın babası Tanju Yıldırım. Uzman çavuşumuzun babası Tanju Yıldırım. 0530 645 4631. Acil deniliyor. Çok acilmiş. Lütfen rica ediyorum. Gecenin bu saati büyük bir hayırdır. Hacettepe Hastanesi'nde yatan bir uzman çavuşumuzun 5 aylık kızı için çok acil 18 ünite 0 RH negatif kana ihtiyaç var. Ben Ankara'daki akrabalarıma buradan sesleniyorum. Anne tarafım Ankara'da. Rica ediyorum. Ne olur öncelikle sizler gidin. Herkes gitsin. Bu kadar anons ettik ya. Daha gidilmedi mi ya? Çok lazımmış. Gidilmiştir ya. Gidilmiştir Ertem. Cüneyt Özdemir benim radyocu arkadaşım Cüneyt Özdemir. CNN Türk'teki Cüneyt Özdemir değil. Sevgili Ertem Şener, Beşiktaş Talişka'yla her maç 10 kişi oynuyor. Süper FM'den Star Televizyon'dan eski arkadaşım. Sinan Engin hocamız ne der buna diyor. Talişka'yla her maç 10 kişi. Gerçek 10 numara kim olmalıdır? Bir de Beşiktaş'ta ciddi bir golcü sıkıntısı var demiş Cüneyt Özdemir. Gerçek 10 numara Talişka'dır. Hazır o. Hazır Talisca ama. Hazır Talisca. Attığı gollere bakın abi. Peki. Şimdi Talisca'nın vermiş olduğu katkı yadırganabilir mi yani? Boş geçilir mi? Doğru. Talisca hayır. Ama yorgun Talisca 23 değil. Hazır olsun. Yorgun Talisca değil. Ertem. Yeter şimdi. Ben bu Van Persie'yi. Fenerbahçe. Ben bu Van Persie'yi merak ediyorum. Primler açıklandı. Baba yaşıyor mu? Dediler ki. Van Persie sağlık saati yerinde mi? Nasıl? Ay iyi mi? Sinan yaşıyor abi. Yani iyi mi? Primden diye yani, antrenmana çıktı. Bir görelim mi? İyi yani durumu iyi. Aman ya. Bir görelim. Robin Van Persie'yi görelim. Allah Van Persie'yi bize bağışladı. Aman 29 iyi, numara. Bir görelim. Robin Van Persie antrenmana çıktı. Aman. Bir dakika. Sinan abi. Orhan Atak'tan mesaj var. Abi gece uyandırdılar arayıp. Sinan abi ne kaysısız diyor. Söz veriyorum gönderiyorum. Bırak abi işleri. Orhan Atak. Sucuk falan var. Bak göndermiş. Uykudan uyandırmışlar Orhan Atak. Az şekerli. Şeker hastasıyım ben. Duydun mu Orhan? Az şekerli. Güzel bir kutu hazırlıyoruz. Malatya'mızdan Sinan abi. Ne haber bana kutu be? Kutu ya. Büyük kutu ya. Koli. Koli işte ya. Kocaman koli. Ay vay evet. Vay Van Persie. Ay benim koçum benim. Aslan evladım benim be. Koçum benim baksana ya ne güzel olmuş. Bak semirmiş de ya. Kilo da almış çocuk. Aa bir dakika. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır Beyefendi bizzat dinlemiş. Gönderiyorum Sinan kardeşime. Başkanımı demiş. Tebrik ediyoruz. Espri yapıyoruz. Sayın espri başkanım. Yani, bizzat gönderiyorum demiş. Latife bunlar başkanım yani. Burada git Mısır Çarşısı'nda var tabii de latife de. Yani, sen yine bir koli yolla yine. O duydu. Sayın başkanım. Başkana çok selamlar. Beşiktaş'ta çok güzel ağırladınız. Beşiktaş'ımızı da çok teşekkür ediyoruz başkanım. Saygılar.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kimle seyrediyordun? Bizim İbo'yla. Başa alsana. İbo'yla kimle? Şeyde CVK'da Mahmut abiyle beraber. Mahmut abime selamlar. Mahmut Çevik abimle beraber. Bizim Nihat abi falan hep beraber. Bizim İbo. Ertem. Stat. Tebrik ediyorum Malatya stadı. Hakikaten İngiltere'deki statlar gibi. Muhteşem. Premier Ligi gibi. Koltukta oturuşlar falan filan. Muhteşem. Falan. Hakikaten tebrik ediyorum ha. Unuttum bak, iyi ki söyledin. Şahane bir stat yapmışsınız başkanım. Harika. Birkaç da takviye yapın. Erol Bulut'a tebrik ediyorum. Erol Bulut'a Türkiye'ye getiren benim. İlk daha evet, futbolculuğunda evet. Türkiye'ye transfer eden ben yardımcı antrenörlük yaparken, Güven Çocuğu'nun yardımcı antrenörlük yaparken getiren benim, gören. İlk daha ısınırken gördüm at kuyruklu. Türkiye'ye getiren de benim. Erol Bulut'a tebrik ediyorum. Güzel anlatıyor, at kuyruklu. Tabii at kuyruklu saçı aslan gibi olan. Karadenizli hemşerimdir, Trabzonlu. Bir başa alalım mı? Başa alalım mı? Şimdi ayrıntıya ama dikkat. Transfer yap başkanım. Takıma biraz transfer yap. Sinan abi bak şimdi. Bir görelim, devam etsin. Aykut nerede? Aykut Hoca nerede? Bilmem, buralarda bir yerdedir Sinan abicim. Bir görelim sevgili seyirciler, prim verileceği açıklandı. Bak bak neler yapıyor Sinan abicim, görmedin ki. Bir nereden daha başa al tekrar. Aykut Hoca burada bak. Şimdi bakın, bak sakat denilen Van Persie primi duyunca bak şimdi Sinan abi. Hop bak bak bak. Gördün mü? Ne bu hareketi? Sonra bak, ben kimin arkasında? Bak şimdi kimin arkasında? Bu halimle ben Aykut de yaparım. Aykut Hoca'nın, Hasan Çetinkaya'nın arkasında prim denilince mutluluktan uçuyor. Nerede prim dediler? Güzel gün. Prim verilecekmiş Antalyaspor galibiyetine. Oynuyor mu? Gidiyor mu baba? Götürmediler. Başkan uyanık. Aziz başkana helal olsun. Ama götürür ben mü? Çok sevindim. Buradan Hollanda'daki akrabalarına da Van Persie'nin söyleyebiliriz. Sağlığı saati yerinde. 26 numara. Kilo alıyor. Durumu çok kim? İyi. Kim? Van Persie iyi bakıyoruz. Kilo alıyor. Son testlerini yaptırdık. Ne diyorsunuz? Temiz çıktı ya? Kan sayımını falan yaptırdık. Harika. En iyi şekilde Van Persie'yi size tekrar buradan uğurlayacağız. 22 milyon euroyu alacak. Ondan sonra gidecek baba buradan. 22 milyon euro oluyor. Kesin gidiyormuş. Toplamı. Hiç hayatta yollayamazlar onu. Toplamı 20. Hasan'a bak. Hala Hasan, ne konuşuyorsun onunla sen ya? Ne konuşuyorsun Hasan ya? Ne yapsın Sinan abi ya? Abi ne demek ne yapsın? Aziz Başkan demedi mi? Bunu bize kandırdılar diye. Evet. İşte onu söylüyorum. Kandırıldığı evet. Halde, hak etmediği halde burada oynuyor Ertem. Hak aynen. Etmediği halde bakın burada para alıyor. Hak etmediği halde buradan büyük paralar alıyor. Ve yer işgal ediyor. Bakın Fenerbahçelilerin hepsinin içini yakan bu. Yer işgal ediyor. Van Persie bak, düşünsen sen kaç tane santrafor Fenerbahçe'de? Jansen, Saldodo, Van Persie... No, Fernando. Fernando. Düşünebiliyor Fernando. Musun? Bu olmasa yerine başka bir adam belki getirecekler. Doğru. Öyle deme. Yer işgal ediyor bu çocuk. Doğru. Ondan dolayı söylüyorum. Aa bak. Bak aman çok iyi. Buradan Hollanda'daki akrabalarına söyleyebiliriz. Van Persie'nin sağlık durumu çok iyi. Tweet at, senin takipçin çok. Ali Bey tahmin. Ali Bey atsana. Ali Bey tahmin. Van Persie'nin sağlığı Ali Bey yerinde. Tahmin, rica ediyorum. Ali Bey tahmin, asistanaliz.com'dan sevgili Ali Bey tahmin, Hikmet Mehmet abi, Tommy Makedonya'dan yazmış. Neler yazıyor Tommy? Ali Bey tahmin duydun mu? Anket yap Ali Bey. Sevgili seyirciler. Bizim anketli alemde. Ümit'e de selamlar. Ümit kardeşime de selamlar. Bizim anketli alemde. Şimdi anket gelecek. Fenerbahçe'nin bir gidişini görelim. Görelim önce abi. 26 numarayı görelim. Valbuena uçak paylaşımı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Valbuena uçak paylaşımı. Bizi al görüntüden. Son yılların bu kadar iyi estetik bir hareketi yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vampers. Yani bakın bu hareket... Hakikaten 20 milyon euroluk hareket. Al geriye. Dön idmana. Van Persie'nin. En başına dön. İdmana. Bakın. Bir görelim Robin Van Persie'yi bir görelim. Bakın şimdi hareketin klası burada. Uçan Hollandalı. Ya yazık bak, ya. Al bizi, al bizi. Al bizi. Bak. Bak. Vay benim koçum benim be. Allah seni bize bağışladı ya. Vay vay vay. Maşallah ya. Bak. Maşallah. Yine bak. Geliyor. Yine bak, geliyor. Bak benim koçuma. Benim müthiş ya. Helal olsun ya. Vay vay. Yine vay. Geliyor. Tebrik ediyorum. Fuat'cığım. Buradan bütün izleyicilerimize sonsuz teşekkürler. İnanılmaz bir etkileşim var. İzzet Çapa'yı da öpüyorum. Fuat'cığım benim sosyal medyacım. Fuat'cığım öpüyorum seni Fuat'cığım. Çok selamlar. Fuat'cığım seni de öpüyorum. İzzet Çapa'yı da bizi seyrediyormuş. Fuat benim bileşimcim. Ha. Bileşimcim Fuat'ımı da öpüyorum. Fuat'a çok selamlar. Sinan abicim bu arada güzel bir şey var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi kadına yönelik şiddete karşı birleşin kampanyası kapsamında turuncu renkle aydınlatılmış. Bak kardeşlerime bak. Şu an Malatya'dan gelen bizim Metin, bizim Bayro Tunç'la Sinan Diç, Metin Tezekler. Abi şu an sana havaalanında seyrediyoruz. Bak Metin, evet
Sana demin attı. Havaalanı seyrediyoruz. Sana kayısılar aldık şu an geliyoruz dediler. Havaalanından. Orhan Atak diyor ki evden çıktım diyor. Şu anda diyor. Bak şu anda buyur gidiyorum. Abi. Kayısıların resimlerini atmış çocuklar bak. Oo. Al. Havuçlu metinler. Havuçlu o havuçlu. Evet. Metinler. Onu yersen var ya ne olur biliyor musun? Evet, Bayro ile beraber, Bayro Tuş'ta Sinan Diş'le beraber öpüyorum kardeşlerimi de. Evet vallahi billahi. Evet Ertem Fenerbahçe nasıl gitti? Evet Fenerbahçe anketi nasıl gidiyor? Gelecek birazdan. Valbuena'nın siz voley uygulamasını indirin. Sinan abiyi ve beni takip edin mutlaka. Mutlaka takip edin. Voley uygulamasını cep telefonlarınıza indiriyorsunuz. Üçüncü haftadan sonra geri döndüm. Takıma katılmak için çok heyecanlıyım. Hadi beraber kazanalım. Fenerbahçe diyor. Valbuena, Dirar ve Atıf Şecio. Fenerbahçe'de moraller yerinde sevgili seyirciler. Moraller inanılmaz. Bir gidişini görelim. Fenerbahçe'nin Antalya'ya gidişini bir görelim. Beşiktaş Galatasaray derbisi sizce nasıl sonuçlanır? Beşiktaş kazanır %40. Bak, berabere biter %19.1. Galatasaray kazanır %40.9. Beşiktaşlar sabaha kadar bak o %60'a falan çıkacak Beşiktaşlar. İnanıyorum ben. Çıkabilir. Peki Sinan abi kapatıyoruz. Seyfettin'cim, babacığım, Aykut Kocaman'ın samimi arkadaştır. Seyfettin'cim buradan öpüyorum çok seni. Çok selamlar. Seyfettin'i hemen alkışları koymuş Fenerbahçe kazanır deyince fanatik hemen. Uskumru Seyfettin'e çok selamlar buradan. Hemen şey yapmış Ertem. Çok selamlar Seyfettin abi. Ömer Sarıgül kardeşimi öpüyorum. Çok selamlar. Hakan Budak kardeşimi öpüyorum. Tarhan Bora. Tarhan Bora maç maçaya devam. Saygın Kurt diyor ki Sinan abi. Maç maçaya orada yazıyorum arkadaşlar. Maç maça internet sitesini takip edin. Evet. Sinan abi, Saygın Kurt diyor ki abi cuma günü İstanbul'dayım. Ben de tüm ekibe Datça'nın yöresel ürünlerini getiriyorum. Bal, badem, zeytinyağı diyor Saygın Kurt. Ya çok benim için cazibi. Çok selamlar Saygın Kurt'a. Ben tatlıcıyım. Saygın Kurt selamlar. Bak Bayrolara, Sinan, Metin, Tezek bu çok kardeşlerim. Çok selamlar. Kayısıları getiriyorlar. Buradan devamında havaalanındalar. Evet. Attılar. Buradan bak, Ümit'e selamlar. Vay benim koçlarım, arkadaşlarım, Kara Kartal. Alper'e selamlar. Avukat Alper Bey'e çok çok selamlar gönderiyorum buradan Avukat Alper Bey'e. Tommy'ye selamlar. Sevgili Ali'ye selamlar. Taylan'a selamlar. Bütün arkadaşlarıma buradan adrenalin selamlar. Şu an sosyal medyada ikinci sıradayız. Tommy kucak dolusu sevgiler. Bu ölümsüz aşk ne ya Ertem? Ne Sinan abi? Bu ölümsüz aşk ne abi? Bilmiyorum birinci, ki. Biz ikinciyiz. Yasin üçüncü. Evlat dördüncü. Beyazgazete.com'u mutlaka takip edin arkadaşlar. Beyazgazete.com. Aa ben de Türkiye'de diyeyim. Siyaset, sanat, magazin ne varsa hepsi beyazgazete.com'da. Bunun altını çizerek belirtelim. Beyazgazete.com'u mutlaka bizle ilgili her ben şeyi, de. Türkiye ile ilgili, dünya ile ilgili en hızlı haberleri beyazgazete.com'da zaten bulabilirsiniz. Beyaz Gazete'den arada yayılıyor biliyorsun değil mi Ertem? Aynen öyle. Beyaz Gazete'den alıyor herkes. Bütün haberleri aynen oradan öyle. Bu arada asistanaliz.com'dan arkadaşlar Sinan abi benim bütün dediklerimi manşet yapmışlar. Asistanaliz.com'a çok çok teşekkür ediyoruz. Maçlarla ilgili tüm bilgiler asistanaliz.com'da. Fenerbahçe Antalya Spor'da yarınla ilgili maçlar. Asistanaliz.com ekibine teşekkür ediyorum. Ve golbien.com. Çok çok teşekkürler hepsine. Golbien.com'a da. Bitti Sinan abi. Londra'dan Alp'e selamlar Tolga'cığım. Aynı şekilde Tolga ve Alp'e Londra'ya buradan. Londra tabii deyince Canay kardeşim var. Londra'ya, Canay'a da çok selam. Londra'dan şu an bizi izliyorlar. Dünyanın her yerinden bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza, bütün dostlarımıza sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Ertem Şener, sana da hayırlı olsun. Sinan abicim, yarın akşam Türkiye'nin efsane kadrosu. Türkiye'nin bir numaralı futbol programı. Futbolun arka bahçesine, ön bahçesine giren Türkiye'nin en özel programı Beyaz Futbol. Yarın akşam Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve ben Ertem Şener'le karşınızda olacağız. Sevgili seyirciler, yarın akşam saat 23'te sizlerle beraberiz. 23'te mi yarın? Evet. Umut kardeşime, dişçi kardeşim Umut'a çok selamlar çok buradan. Selamlar. Umut öpüyorum. Dinçer Azapan ne oldu Dursun Özbek? Kankanız, abiniz, başkan bağlayamadınız Dursun Özbey'i. Yarın bağlayacakmış Dursun bana Özbey'in mesaj atmış. Dursun Özbey'in ne zaman sesini duyacağız Dinço? Bana mesaj atmış. Peki, en yakın zamanda diyorsun. İyi akşamlar Türkiye. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kalbinizi temiz tutun.